Yine maalesef buradayız. Çağlayan Adliyesi'nde nöbetteyiz. Biz de istemiyoruz aslında. Bildiğiniz üzere Anayasa Mahkemesi Can Atalay hakkında ikinci hak ihlali kararını verdi. Fakat Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu karara uymayarak yine anayasayı ve kanunu çiğnedi. Artık bu iş Can Atalay meselesi değildir. Bu mesele artık bir hukuk meselesidir. Artık bu ülkede hiçbir vatandaşın hukuki güvencesi yoktur. Hukukun olmadığı bir ülkede ne ekonomik güvenceniz, ne hak ve adalet güvenceniz, ne insanca yaşam güvenceniz vardır. Biz bu mücadeleye devam edeceğiz ama onun dışında Can'ın meslektaşları ve arkadaşları dışında artık bu ülkedeki her vatandaşın hukuki güvence hakkı için bu mücadeleye el vermesini, omuz vermesini istiyoruz. Şimdi size Can Atalay'ın mesajını iletiyorum. Olağanüstü, olağanlaştırılmaya, tümü ile keyfi kuralların belirsizleştiği bir rejimi yerleştirmeye çalışıyorlar. Bu kuralsızlık, hukuksuzluk hali memlekete zarar veriyor. Anayasanın açık hükmüne rağmen yapılanlar, söylenenler karşısında durmak, memlekete sahip çıkmaktır. Bu anayasayı askıya alma haline TBMM'yi ortak etmeyeceklerini ummak istiyorum. Bildiğimiz anlamda avukatlık yapmaya devam edebilmek için dahi anayasanın askıya alınmasına itiraz etmek, memlekete sahip çıkmak zorundayız. Memlekete, anayasaya, hukuka ve mesleğe sahip çıkan her birinize teşekkür ediyorum. Silivri'den selamlar. Arkadaşlar bugün iki konuğumuz var. Öncelikle Basın Konseyi Başkanı Sayın Pınar Türenci davet ediyorum. Evet, yine Çağlayan'dayız. Avukatların dediği gibi, hukukçuların dediği gibi aylardır bu meydanda hak arayışındayız. Sesimizi çoğaltmak, hak, hukuk, adalet demek çok kıymetli. Bu bir adalet nöbetidir. Aslında hukuksuzluktan geldiğimiz bu noktada utanç duyuyoruz ve çok üzülüyoruz. Bu gri tabloda yol alamadığımızın farkındayız. Yarınlar için üzülüyoruz. Korkuyoruz. Üzülüyoruz. Ürküyoruz. Hukukun olmadığı iklimlerde aydınlığa çıkılamayacağının farkındayız. Bunun için korkuyoruz. Demokrasi için tüm varlığımızı adadığımız bu vatanda hak, hukuk, adalet içinde yaşamak istiyoruz. Anayasa yaşamsal direğimizdir. Anayasa Mahkemesi kararları hukukun en üstüdür, vicdandır, haktır. Herkes için bağlayıcıdır, geçerlidir, tartışılmaz. Benim hukukum, senin anayasan, benim mahkemem olamaz. Temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmediği düzende bizler nefes almak istiyoruz. Biz gazeteciyiz. Yasama, yürütme, yargıdan sonra gelen dördüncü kuvvet, basının bir neferiyim. Hukukun egemen olduğu, basın ve ifade özgürlüğünün yaşatıldığı ülkede var olmak hedefimizdir. Biz böyle yola çıktık. Cumhuriyetin 100. yılında tüm değerleriyle barışık bir ülkede hayat bulmak, yaşamak 85 milyonun hakkıdır. Eşitlik ve cumhuriyetin değerini yitirmeden var olmak istiyoruz. Can Atalay'ın bu değerler ışığında özgürlüğe kavuşması ve milletin vekili olarak meclisteki yerini almasının bir hak olduğunu Çağlayan Adliyesi'nden bir daha haykırıyoruz.
halkın seçtiğinden, düşüncenin yayılmasından, ifade özgürlüğünden korkmayın. Biz gazeteciler yıllardır tehditlerle, haksız gözaltılarla, ağır sansürlerle görevimizi yapıyoruz. Tutuklanıyoruz. Hiç önemli değil. Bu koşullarda gazetecilik yapmanın çok ağır bedelleri olduğunu biliyoruz ve yaşıyoruz. Bu bedeli de hepimiz ödüyoruz. Bu dayanılmaz zorluğun altında kalan gazeteciler mücadeleye devam ediyorlar. Ama direneceğiz. Yılmadan, bıkmadan, umudu yitirmeden hak, hukuk, adalet yolunda özgür irade için, demokrasi için hep beraber direneceğiz. Ocak ayı biz gazeteciler için çok zor bir aydır. 8 Ocak'ta Metin Göktepe'yi bir haber peşinde koşarken yitirdik. 19 Ocak'ta Hrant Dink'i kahpe kurşunlar aldı bizden. 24 Ocak'ta Uğur Mumcu Ankara'da evinin önünde aracının içinde öldürüldü. Ve 1 Şubat'ta Abdi İpekçi bizden koparıldı gitti. O günlerin milliyetinden gelen bir gazeteciyim. Onları kahrettiler. Onları bizden kopardılar. Ve hepimiz bunları yaşadık, yaşamaktayız. Ama tek bir isteğimiz var. Hukukun yerine gelmesini istiyoruz. Bazı insanlar yakalanıyor, önemli değil. Esas güç odakları nerede? Onlar ne zaman ceza alacak? Biz bunun peşindeyiz ve biz adaletten bunu bekliyoruz, istiyoruz. Korkmuyoruz dedim. Öyle enseyi de karartmayacağız. Direneceğiz. İşte hep beraber bu direnç için buradayız. Can Atalay mutlaka özgür kalacak. Başka yolu yok. Teşekkür ediyorum. Şimdi aramızda değerli hocamız Profesör Doktor Bahadır Erdem var. Hocam. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Hep birlikte bu basamakta, bu basamaklarda kaçıncı adalet nöbeti? Kaç defa bu hazurun bir araya gelerek bu ülkede hakkı, hukuku, adaleti hatırlatmak, siyasileri, muktedirleri uyarmak, bu ülkeye hukuk gelsin, demokrasi gelsin diye bir araya geldi. Biz artık saymaktan usandık. Bir araya geliyoruz çünkü tek bir kişinin hakkının, hukukunun ihlal edilmesi, bütün bir milletin, bütün bir toplumun hakkının, hukukunun ihlal edilmesi demektir. Bir araya geliyoruz çünkü hukukçuların demokraside hakkı, hukuku anlatmaktan başka çareleri yoktur. Bugün yine bir aradayız ve hepimiz biliyoruz, Milletvekili Sayın Can Atalay'ın anayasaya aykırı olarak Anayasa Mahkemesi'nin iki kere verdiği ihlal kararına aykırı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi sıralarında olmak yerine hapiste tutulmasının hukuka, adalete, demokrasiye aykırılığını haykırmak için buradayız. Ve Can Atalay örneği aslında bir kişiye yapılan hak ihlalinin, hukuk ihlalinin bütün bir millete yapılmasının en tipik örneklerinden bir tanesidir. Can Atalay hakkında verilen hüküm, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerinin ve Yargıtay'ın aslında hukuki olarak hukuk yoluyla anayasaya bir darbe teşebbüsüdür. Bunun altını çiziyorum. Sizlere ben hiç anayasanın maddelerini falan burada anlatmayacağım. Çünkü artık sokaktaki çocuk bile anayasayı biliyor. Sokaktaki benim
genç simitçi arkadaşım bile anayasayı biliyor. Maalesef ki bu ülkenin 85 milyonu her bir vatandaşı en az Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan yahut da Maliye Bakanı kadar artık ekonomi biliyor bu ülkede. Peki biz bütün bunları bilirken, bizler sokaktaki çocuk bile anayasayı bilirken, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına, Yargıtay'ın da bütün mahkemelerinde, Türkiye'deki bütün gerçek tüzel kişilerin de kamu kurumlarının da uyması gerektiğini bilirken, Yargıtay bunu bilmiyor mu? Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin sayın üyeleri bilmiyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı bilmiyor mu? Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli bunları bilmiyor mu? Yahut da televizyondaki iktidar şakşakçıları bütün bunları bilmiyor mu? Hepsi biliyor, bizden daha iyi biliyor. Ama maalesef ki hukuku siyasetin ve iktidarın emrine verdikleri için, hizmetine verdikleri için milletvekili Can Atalay bugün hapiste. Kimse ama hiç kimse bugün anayasanın bu bariz ihlalini bize hukukla falan anlatmaya kalkmasın. Yargıtay'ın Sayın Başkanı'na buradan sesleniyorum. Sakın ola ki bu hazurunun aklıyla alay etmeye kalkmasın. Sakın bu ülkenin hukukçularının aklıyla hareket etmeye kalkmasın. Sakın doktrin yaratarak efendim Yargıtay'la anayasanın fikri aykırıdır, onun için böyle karar çıkıyor demeye kalkmasın. Tabii ki Yargıtay'da, tabii ki mahkemelerde, tabii ki hukukçularda ve tabii ki her bir vatandaşta Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını beğenmeyebilir, eleştirebilir. Ama ona uymak zorundadır. Uymak zorundadır ve uymak zorundadır. Buradan uyarıyoruz. Uymaya mecbursunuz. Buradan bir hukuk hocası olarak uyarıyorum. Siyasetçileri uyarıyorum. Hatta Yargıtay'ın üyelerini uyarıyorum. Hukuk herkese lazımdır. Hukuk bize lazım olduğu gibi hukuk bu ülkede herkese lazımdır. Ve uyarıyorum. Hukuk sizin elinizde oyuncak değildir. Oyuncak ettirmeyiz. Anayasa ve hukuk iktidarın ve ortağının birbirlerine karşı siyasi güç gösterilerinde bir vasıta, bir malzeme değildir. Buradan uyarıyorum, anayasayı ihlal ettiğiniz gün ülke biter. Anayasayı ihlal ettiğiniz gün bu ülkede kaos olur, anarşi olur. Anayasa toplumsal barışı sağlamak içindir. Hukuk topluma barışı getirmek içindir. Anarşiyi önlemek, kaosu önlemek içindir. Buradan uyarıyorum, anayasayı ihlal ettiğiniz gün, bugün içinde bulunduğumuz gibi bu ülkede ekonomi biter, batar. 16 milyona yakın emekli ve onun ailesi, sizin bugün vermekle övündüğünüz, bugün için açlık sınırının 2/3 parasıyla ölmeden ayakta kalmaya çalışır. Bugün uyarıyorum, anayasayı ihlal ettiğiniz için bu ülkenin bütün gençleri bu ülkeden kaçıyor. Bizler yetiştiriyoruz evlatlarımızı, hukukçuları yetiştiriyoruz, doktorları, hemşireleri, mühendisleri yetiştiriyoruz ve onları Almanya'ya ihraç ediyoruz. Onları Kanada'ya, Amerika'ya ihraç ediyoruz ve sizler Türkçe bilmeyen doktorlarla hastaneleri doldurmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer beka problemi arıyorsanız aynada kendinize bakın. Beka problemi arıyorsanız Yargıtay'ın 3. daire üyelerine bakın. Bu ülkede beka problemi anayasayı ihlal edenlerdir, hukuku katledenlerdir ve anayasanın 2 kere ihlaline rağmen bir milletvekilini bugün hala meclis sıralarında olması yerine hapiste tutanlardır. Bugün Can Atalay bizim hakkımızı, hukukumuzu millet meclisinde savunacakken bizler hukukçular olarak onun hakkını, hukukunu burada savunmak durumunda kalıyoruz. Peki ne yapacağız? Ne yapabiliriz? İşte orada 85 milyona sesleniyorum. Birlikte hareket etmek zorundayız. Birleşmek zorundayız. Bu ülkede hukukun
üstün olmasını isteyen, adaleti, eşitliği isteyen, demokrasiyi isteyen bütün vatandaşların bir arada siyaset üstü düşünmesi gerekiyor. Siyasetin de üstünde düşünmesi gerekiyor. Biz biliyoruz ki 22 yıl içinde AK Parti iktidarı her seçimi kazandığında haksızlık ve hukuksuzluk bu ülkede daha da artmıştır. Daha da ağır şartlar altında yaşamak durumunda kalmışızdır. Ve önümüzde bir yerel seçim var. Ondan sonra 4 sene boyunca seçim yok. Bu seçimde bütün ülkenin hakkı hukuku arayan seçmenlerini bir arada akıllıca hareket etmeye davet ediyorum. Biliyorsunuz ki 3 yıldan fazla İyi Parti'nin hukuktan ve adaletten sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Elimden geleni yaptım. Ama istifa ettim. Niye? Bugünün geldiğini bildiğim için. Gidişatı gördüğüm için ve amacı gördüğüm için. Ne yapılmak istendiğini gördüğüm için. Bugün bütün iktidara yanaşmak isteyenler, bunun angajmanında olanlar, önümüzdeki yerel seçimde İstanbul başta olmak üzere bütün her yerde muhalefete yerel seçimleri kaybettirmek için uğraşıyorlar. Uyarıyorum, bu çabanız gün gelecek bir gün sizi vuracak. Oynadığınız oyun sadece sizi en güçlünün oyuncağı haline getirecek. Bugün çok açık yüreklilikle söyleyebilirim ki sade vatandaş, 85 milyon vatandaş muhalif siyasetin çok daha fazla önünde bu ülkesini daha çok düşünüyor. Bu ülkede hakkın hukukun yerleşmesi için daha çok üzülüyor ve bunun çabası içinde. Muhalif siyasetin çok önünde bu ülkedeki muhalif seçmen. Bu arkadaşlarım, bu hukukçular muhalif siyasetin çok çok daha ötesinde bu ülkeyi seviyor ve düşünüyor. Muhalif partilere, siyasilere sesleniyorum. Siyasi hırs, çıkar, kendinize göre kurnazlık uğruna planladığınız ve yaptığınız bu oyunları bırakın. Bir gün sokağa bile çıkamayacak hale geleceksiniz. Adınız muhalefet, kendinizse iktidarın ve en güçlü oyuncağı haline geleceksiniz. Seçmenlerimize sesleniyorum. Lütfen birleşin. Önümüzdeki yerel seçimlerde en güçlü olan muhalif adaya oy verin. Unutmayın ki eğer İstanbul'u kaybedersek, unutmayın ki eğer Ankara'da iktidar kazanırsa, belki biz artık bu merdivenlere gelemeyeceğiz çünkü Can Atalay'ın kararı mecliste okunacak. Bugün anayasada kuvvetler ayrılığı diye bir şey kalmadı. Kuvvetler ayrılığını yerel seçimlerde ve seçimlerde muhalefete de güç vererek seçmen sağlamak zorunda. Bu dengeyi seçmen sağlamak zorunda çünkü başka çaremiz kalmadı. Ve umuyorum ki biz en kısa zamanda milletvekili Can Atalay'ı aramızda göreceğiz. Ve demokrasinin, hukukun, adaletin üstün olduğu Türkiye'de yaşayacağız. Bu amaçtan, bu uğurdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Can Atalay'ın annesi. Dik tut mikrofonu. Çağ açıp kapatan Fatih Sultan Mehmet demiş ki, kadıyı satın alırsan devlet çürür. Devlet çürürse devlet çöker. Buradan sesleniyorum. Canım oğlum ve arkadaşların hiçbir suçu olmadığını beraat, iki kere beraat durumunda bile birileri dedi ki, bunları mahkum edin. Bu mahkum devam ediyor. Benim oğluma terörist dediler. Hepsini reddediyorum. Biz her türlü şiddete, fiziksel şiddete, sözlü şiddete karşıyız. Bunu hepsi çok iyi biliyor. Benim oğlum bir çakı bıçağı bile taşımadı. Hak etti. Hatay halkı onu tanımadan oy verdi. Bütün toplumsal olaylarda hiçbir menfaat gözetmeden, 5 kuruş para almadan vatanı için çalıştı. İstediği an gidebilirdi. Gitmedi. Memleketini sevdi. Bütün suçu memleketini sevmek. Sizlerle de onu sevdiğiniz için ve dayanışma gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
İnşallah güçlülerin adaleti değil, adaletin gücü galip gelecek. Barış Piyanmış'tan bir an önce dönülür. Çünkü milletvekili Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Depremin birinci yılına yaklaştığımız bugünlerde milletvekili Can Atalay'ın yeri Hatay halkının yanıdır. Çok teşekkür ediyoruz. Kullanılanlardı.